Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Doğan Yıldızlar kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalımızı yeniseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız da bize destek olabilirsiniz. Doğan Yıldızlar'da gördüğünüz gibi son iki bölümdür üçüncülüğümüzü koruyoruz. Yani Avrupa Ligi'ne gidebilecek gibiyiz. Ama bizim hedefimiz şampiyonluk şu anda. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Bugün bu bölüm şampiyonluk için çok önemli bir maç olacak. Geçen bölümde Trabzonspor'la maçımız oldu. Bu bölümde yine Trabzonspor'la maçımız var. Şimdi takvime gireceğiz ama bir önceki bölümü izlemeyenler için takvimi göstermeyeceğim. Çünkü bir önceki bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Takvimde o kısmı göstermeyeceğim. Göztepe maçımız olacak. Belki sümün edebilirim. Bakacağım duruma göre. Sonrasında Giresun maçı var. Büyük maçlar oynamak istiyorum. Çünkü büyük yani. Aslında sezondaki tüm maçları ben kendim oynamak istiyordum. Kaybedersem kendim kaybedeyim. Simülasyon vermeyeyim diye düşünüyordum ama Serie'ye son zamanlarda ilgi biraz azaldı gibi. Hafta sonuna çekiyorum bölümler. Hafta sonu nasıl olacak bilmiyorum. Hafta sonunda izleniyor mu bilmiyorum. En önemli maçlarımız Trabzon ve Beşiktaş maçlar olacak. Bir sonraki bölüme önemli bir maç yok ama kupadan belki maç denk gelir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bugün zirveye biraz daha yaklaşabilecek miyiz? İkinci bir bari olsak da Şampiyonlar Ligi'ne gitsek diye bakıyorum bir yandan da. Göztepe Lig'de 9. sırada oynamak istiyorum. Bir sonraki maç Giresun. Giresun zaten ligde bayağı bir aşağılarda gördüm. Ligin dibinde zaten giriyorsunuz. Simüle ederiz. Evet maça başlayalım. Uzun zamandır bu formalarıyla sahaya çıkmıyorduk. Bir de bu formaları deneyelim. Burak. Aradan pası. Çok güzel. Gol geldi işte bu be. Sasaki attı. Oynanan maç 22 yeniden gol 19. En iyi defans olan takım biz miyiz? Öyle bir şey yazı çıktı da. Sasaki var ya gelir gelmez gollerine yani adam altyapıdan bir çıktı. Bunun için hazırlanıyormuş. Sasaki, Kagetoki, 5 maçta 2 gol, 3 golü var. Güzel, Arslan kontrol etti gidiyor. Arslan içeri ara pası, şut şansı ve gol. İşte bu be, 2-0. Dakika 24, sonuca mı gitsem ne yapsam bilmiyorum ama biraz daha oynayayım. Burada çok güzel bir uzun top. Havadan ara pas atmıştım, çok güzel ara pasıydı. Sonra yerden ara pası. 25'te Yıldız atıyor. Gökhan Yıldız. Yıldız gidiyor. Verdi pasını. Burak. Burak işte bu be. Direği vurarak atıyor adam be. 3-0. Burada Gökhan Yıldız. Ara pasını attı. Burak sol köşeden atabilir ama zoru deneyip sağ köşeden atıyor. Direği vurdu. Tak diye ses geldi. İlk yarı bu sonuçta bitiyor. Trabzonspor'da. Daha maç başlamamış. Sasaki'yi bir dinlendirsem diyorum. Bayağı yorgun gibi. Burak'ı aslında şöyle bir çekesim var. Şuraya bir başka kim varsa onu almak istiyorum. Para atayı alalım onun yerine de. Evet 3-0 kazanıyoruz. İkinci ara biraz Burak'la oynamak istedim ama istediğim sonucu alamadım. Burak gol kralı yapacağız derken zorlanıyoruz resmen. Yani seneye hiç uğraşmayacağım. Kim gol kralı oluyorsa olsun yani. 5-55'lik bir istatistik var. Rakip takım şut bir tane gözüküyor. Gol beklentisi bizde yana 11 şut çekmişiz. Donizar yenilgi yüzü. Evet. Şöyle bir seçelim. 16 maçtır yenilmiyoruz be. Daha rekabetçi bir maç açıkçası ben hiç meydan okuma değil. Şimdilik meydan okuma değil diyelim ya. Ne diyeyim kardeş? Rövanş aldınız bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce bizi bunlar yenmişler anlaşılan. Daha kararlıydık. Daha iyi hazırlandık. Don Yıldızlar takımını iki kere yenemezsin ama bizimkiler hiç mutlu olmadı. Kupada Trabzon'a kardeş ya yeter ya Trabzonspor'la arka arka oynamaktan yoruldum ya. Evet Trabzonspor maçına doğru simüle ettik. Giresun karşısında 2-1 kazandık. Bakalım Trabzonspor karşısında kupada neler olacak. Fenerbahçe Galatasaray karşısında beraberlik yaşamış. Ve zirveyi de yani Trabzon Fenerbahçe zaten eşit gidiyorlar. Biz de enselerindeyiz yani. Trabzonspor'u yenersek 55, 56, 57. Yani önemli olan puan kaybetmemek. Ama Trabzonspor'la bir çeyrek final maçımız var. Buradan yarı finale çıkacağız galiba. Yani yarı final yani Trabzon'u yenersek tabii ki de. Bakalım Trabzonspor karşısında kupada neler olacak. Evet formaları ayarladım ve Dünya Klası 4 dakika devam ediyoruz. Bakalım bugün kupada neler olacak. Kupada bir hazırlık maçı niteliğinde oynayacak. Yani bakalım
Yani ligde bir birlik sonuç olmasaydı iyiydi. Bakasetes, Türkiye Kupası gol kralıymış. Arslan ver pasını bakalım. Güzel Göker Yıldız. Göker Yıldız. Göker Yıldız. Gol şansı işte bu be. Kardeş ligde değiliz ki. Neye ben Burak'a oynadım ben de bilmiyorum ama. Bir yandan da Göker Yıldız atamaz diye tırstım yani. Bir yandan yani takip ettim adamı. Adamı takip ettim orada pas vermek için. Bayağı da pozisyonu müsaitti yani. Evet 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 6 çok hızlı gol bulduk. Bu arada hamşik kramponlar asıyormuş, futbolu bırakıyormuş. Futbolu bırakan bir zamanlar bir futbolcu vardı, bize gol atmıştı. Bakalım hamşik de aynısını yapacak mı? Penaltı mı? Ya nasıl penaltı olur ya? Hemen penaltı noktasını gösterdi ya. Biz topa müdahale yapıyoruz. Pozisyonu göstersen alacağım. Ya neresinde penaltı var bunun ya? Ya orada nasıl bir penaltı olur ya? Enteresan yani. Hadi bakalım. Ya atlayamadım ya. Atlayamadım ya. O tarafa düşün. Adam belli gelişinden belliydi o tarafa atacağı. Bak o kadar kaleci. Aa bir dakika ben yanlış tuşlara bastım ki. Lan o kadar kaleci kariyeri yapıyoruz. Hocam faul var yani. Yuh artık ya. Oğlum bu hakem Trabzonspor'a çalışıyor. Zaten durduk yere penaltımızı verdi. Hadi. Ama aşağıda koşan adamı düşünmüştüm. Hadi. Yıldız. Yıldız. Yıldız ağzını kıraydım. Kupada bu kadar heyecan olsa ligde hiç düşünemiyorum. Şöyle ortamıza atalım. Sasaki. Vurdur. Hadi. Kaleci. Hadi. Hadi bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Çek şutu. Yine kaleci be. Açamadık ortamızı ama. Şöyle paslaşarak. Hadi be yapamadım yapmak istediğimi. Çok güzel bir uzun pas, ara pas. Yardır. Yardır. At içeri. Çek şutu ve bu gol. İşte bu be. Bu fırsatları kaçırmamamız lazımdı. Yani affetmem diyeceğim ama bazen kaçıracağımı düşündüğüm için. Yani susun diyor. Susun diyor. Göker Yıldız. Parata evet. Mantıklı değil. Demin ortası oyuncusunu beke almamı istiyordu oyun. Sasaki. Sasaki gidiyor. Şöyle bir pasımızı atalım. Bir ara pası daha. Hadi be Göker Yıldız. Olmadı. Şimdi top hala bizde olabilir. Bu adı işte bu be. Burak mükemmel vurdu. Ligde olsa böyle atamaz. Ligde olsa böyle atamaz cidden ha. Adam var ya topu nasıl kontrol etti, nasıl şut çekti. İnanın enteresan yani. Yani ligde o kadar uğraşıyoruz adama gol atsın diye. Atamıyor. Bak burada çok güzel bir şekilde atıyor. Evet 3-1 kazanıyoruz. 1-2 gol daha atabilirdik yani. En az 1 gol daha atabilirdik ama. Atamadık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Artık tur geçmemiz yönünde avantajlıyız. Bakalım bir sonraki maçtan ne de olacak. Bayağı bir pozisyon olmuş bu maçta gördüğünüz gibi. Devam. Topa sahip olmak kötü olsa da gol beklentisi bizden yana tabii ki de. 14 şut çekmişiz artık daha ne. Yani mücadelede 36-6 yani. Devam röportaja gidelim. Galatasaray ilk maçı kazanmış, Fenerbahçe'de kazanmış. Bir sonraki turda Giresun Antalya mı yoksa Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak? Giresun Antalya olursa ondan biri artık çok iyi olur. Evet turu geçme şansınız nedir? Konsantre olmaz ya. Burak bugün attı 2 gole takım kahramanı oldu. Evet Burak etkileyici oynadı. Alkışlayalım. Şöyle geçelim. Rahat bir skorla galibiyete ulaştınız. Takım performansı ne kadar memnunsunuz? Daha farklı daha iyi olabiliriz. Önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Önümüzdeki maça odaklanırım. Rize maçı var. Ondan sonra Rize maçını da simüle etmeyi düşünüyorum. Çünkü aşağılarda olduğu için. Şu maçı bir simüle etsek. Bir dakika burada niye simüle ediyorum ki? Rize Spor öncesi bir basın toplantısı varmış. Bir basın toplantısına katılalım ama Rize Spor zaten ligin düşme hattında yani.
Bir önceki maçın rahat bir galibiyet aldınız. Bu durumda Rizespor takımı morali etkileyecek mi diyor. Sayıya bakmak anlamsız diyelim. Yani sayılara bakmak anlamsız. Mevcut form durumumuzu ligin alt sıralarında uzak durabileceğinizi gösteriyor. Çabalamak bizim görevimiz diyelim. Çünkü çok karmaşık bir şey oldu. Rizespor karşısında Çakır Rizespor takımına tekrar yenecek misiniz? Daha önce yenilmişiz herhalde diyelim yani. Daha önce yenilmişiz tekrar yeneriz yani. Şuradan maçı hızlı sümlet diyelim. Bakalım. 2-0. Arslan ve Bayin atıyor. Burak Arslan artık forvet arkası oynayabiliyor gördüğünüz gibi. Bir de SGS adında bir özellik daha almış. Sağ kanatı yanlış değilse. Sol kanatta mı artık bilmiyorum. Gördüğünüz gibi antrenmanı tamamladı Burak. 17 gole ulaşmış. Bakasetas Berisha 13 golden bu yana gol atamıyor. Burak yani artık gol krallığında rahat bir şekilde devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman Trabzon'la Fenerbahçe 60'ar puanla devam ediyor. Biz 57 puandayız. Bunlar galiba son maçlarında kazanmışlar anlaşıldığı gibi üzere. Trabzonspor maçı öncesi bir basın toplantısı. Kardeş bu sürekli basın toplantısından sıkılmaya başladım ha. Trabzonspor'la yapacağımız maç devlerin kapışması olacak. Kim kazanacak? Aynen devlerin kapışmasını artık kabul ediyorum. Oynayacağız ve göreceğiz. Aynen kazanacağız demiyorum. Oynayıp göreceğiz diyorum. Tam son anda salıverdim ha. Son maçta bir golle beraber sonuçlandı. Bu sonuç iki takımı yetecek seviyede ne kadar yet... Abi gittim yanlış şeyi seçtim ve şey oldu. Rahat bir galibiyet aldınız. Bu durum Trabzon takımı moralini etkileyecek mi? Ya zaten Trabzonspor'u yendik. Oyuncuların harikalar yarattı. Şöyle alkışlayalım be. Kaybettiğim morali geri kazanayım bari. Yani önce de onları yendik zaten. Ha bir dakika bir önceki maça diyorsa Rize maçını yenmiştik. Şöyle şu formalarla açık ben seni böyle daha iyi seçiyorum. Devam. Evet maç öncesi en iyi sağ performansı. Doğan Yıldızlar en iyi sağ performansını sergiliyormuşuz biz. Bugün kazansız çok oldu. En iyi deplasman performansını da Trabzonspor sergiliyormuş kardeş. Bir gariplik oldu yani. Şu an en iyilerin kapışması. Geçen sezonda Trabzonspor en iyiler miydi? Yok en kötü takım olarak bizdik defansa. O zaman en iyi takım da yine Trabzonspor'du galiba. Sasaki sıyrıldı. Hadi bakalım Sasaki gidiyor. İçeri doğru koşmayı düşünüyoruz mu? Sasaki pasını verdi. Gol geldi işte bu be. 2.5. 2.5 dakikada atıyoruz. En erken atılan gol rekorunu kırıyoruz belki de. Sasaki orada güzel sıyrıldı. Hiç doğru düz denemiyordum ama çalım hareketini. Yaptım hareketimi. Ceza sahasına girdim. Yani çalım hareketini göstersem olmaz mıydı? Yağmurlu havada oynuyoruz galiba. Burada çok güzel Gökhan Yıldız atıyor. Dakika 3. 11 maçta 6 gol attı Gökhan Yıldız. Sağlara döner dönmez bomba gibi döndü. Adam sezon başından beri olsa gol krallığında tekrardan yarışırdı ama bu sene sakatlığı yüzüne gol krallığında uzak kaldı. Ama sıkıntı yok. Gol kralı yine bizden çıkacak. Burak çıkacak bizden. Ağzını kırayım. Burak güzel çalım hareketi Burak'tan da. Şimdi bakalım içeride kimler var. Şöyle pasımızı atıyoruz. Dön. Vur. Hadi be. Uğurcan Çakır. İlk yarı bu skorla bitiyor. 2-2 gol beklentisi. Trabzon adına daha yüksek gibi. Çok güzel bir pas Burak. Burak gidiyor. Burak verdi pasını. Vuşut ve gol. Trabzonspor elveda artık. Acımak yok sana. Yani geçen elimizden kaçmış olabilirsin birbirlikle ama bu sefer yok. Bu sefer yok. Ama defansta da fırsat vermedik adamlara yani. Bir kere hatamızı da verdiydik. Onun dışında bir fırsat yok. Aslında en solda adamı düşündüm ama Gökhan Yıldız'ın önünde kaldı galiba sanırsam. Aynen. En soldaki Sissoko'yu düşünmüştüm. Sasaki'de kaldı. İnanılmaz bir atak şansı. Şu an Sasaki yoruldu. Sasaki içeri doğru pasını verdi. 3 mü geliyor? Gelmedi. Burak vurdu. Hadi be olmadı be. Ve maç bitiyor 2-0. Trabzonspor'u evimizde yeniyoruz. Bu maçta kaybederek deplasmandaki iyiliğini kaybetmiş oldu. Biz de evimizde iyi olduğumuzu kanıtlamış olduk. Devam. 2-0 kazandık. 5'e kaç şut? 5'e 5. Gol beklentisi Trabzonspor adına. Ben
Tehlikeli fazla bir atak görmedim yani. Beşiktaş kaybetmiş. Evet, şurada röportajı hızlıca geçelim. Yıldız 2 golle takımın kahramanı oldu diyor. Şöyle harika bir performans diyelim. Yıldız'a daha zaten ne kaldı ki? Doğan Yıldızlar Süper Lig maçlarında henüz yenilgi yüzü görmedi aynen. Gereken niteliğe sahibiz şuraya bir geçerse. Önümüzdeki maçtan en az beraberlik çıkarabiliriz. Yani seriyi sürdürebilecek güce sahibiz. Bu maçtan önce Trabzonspor ile aranızdaki pek çok güç farkı yoktu. Maçı kazandırdıktan herhangi bir şüpheniz var mıydı? Çok iyi savunma yaptık ve galibiyete zemin hazırladık. Aynen, çok iyi savunma yaptık. Başka sorum yok. Ses gelmedi zaten muhabirin. Evet, şu anda ikinci sıraya yerleştik. Fenerbahçe zirve yarışında. Eğer bir sonraki oynayacağımız maçta Fenerbahçe'yi yenersek çok berabere kaldık ya biz. Bir tane beraberliğimiz var. Son maçta bir Alanya'ya berabere kalmasak son dakika golünde var ya, o gol bizi yıktı be. Şu anda çok rahat bir konumda olabilirdik ama olamadık. Şimdi Trabzonspor kimle oynayacak? Şöyle bir bakalım. Beşiktaş'ta oynayacağız biz. Fenerbahçe, Malatya, Trabzon, Fatih Karagümrük. Rahat maçları var adamların. Geldik ligin 5. sırasına yer alan Beşiktaş'a. Fatih Karagümrük'le oynayacak olan Trabzon muydu? Kimindi? Şunlar bir takılsa bari. Bu arada Fatih Karagümrük kolay bir rakip değil yani. Ama yeni Malatyaspor biraz kolay gelebilir gibi de. Şu Fenerbahçe bir takılsa çok güzel olacak. Yani o kadar peşlerinde geliyoruz. Evet, başlama vuruşu diyelim. Trabzonspor'u yendik. Şimdi Beşiktaş'ı da evimizde oynuyorsak, evimizde yenersek çok güzel olacak. Aslan Burak 17 golle gol kralı. Yapma be. Sasaki ceza sahası içi. Ver. Hadi be. Yıldız. Yıldız. İşte olmuyor oğlum, olmuyor ya. Yıldız topu, büyük bir pas hatası. Burak'a güzel bir pas. Burak. Burak. Burak, at artık ya şunu. At Burak be. Ya tek de bitiremiyorsun. Ama neyse, beraberlik 7. dakikada geldi. Yani bu dakikadan sonra bir gol atıp 2-1 kazanma şansımız var. Burak zorlanarak attım ya Burak. Burada topu da kaybediyorduk resmen ama dönme pozisyonu Burak'ın önüne düşmesi iyi oldu yani. Yıldız'a tekrar ver. Yıldız, Yıldız. Hadi be. Ya Beşiktaş çok iyi paslaşıyor var ya Beşiktaş. Bu zamana kadar... Hadi be, atamadı güzel. Arslan. Hadi bakalım Arslan. Arslan gidiyor. Arslan içeri doğru bir ara pası. Güzel. O oyuncumu düşürdü acı orada. Frikik. Şimdi üstten dönme, alttan dönme, karma, ölü yaprak vuruşu. Şut şansı. Hadi be, direkte patladı ya. Şimdilik. Ya şuta basıyordum ya. Şimdi şuraya bir orta. Sasaki'nin ortası. Geçemedik be. Şimdi Sasaki. Yıldız, Yılmaz, Yıldız. Ah! Yapma ya, yapma be. Son dakikalar var ya. Yıldız, Yılmaz, kafam yandı. Şimdi orta. Hadi bakalım. Röveşata, trafik karıştı orada. Yine korner. Şimdi Arslan. Olmadı. Şimdi. Hadi be. Ya of ya, kazanamadık ya. 1-1 Beşiktaş'la berabere kaldık ya. Trabzon'u yen, gel Beşiktaş'la berabere kal. Var mı böyle bir şey ya? Ya Mert de kurtarışlar yaptı. Montaya da yaptı. Bayağı bir pozisyon oldu maçta ya. Gol beklentisi kimden yanaymış? 4'e 9 biz ya. 13 şut çekmişiz. Ağzını kırayım. Bu kadar şut çektik de biz mi atamadık ya? Ne var? Şimdi ne gibi soru soruldu? En üzü yenilgi. Ya yeter artık ya. Bir kere yenileyim ya. Böyle olmayacak ya.
Ya bir aynı soruyu soruşturuyorlar kardeş ya. Yeter yani, devre arasında bu maçtan bir puan çıkarabileceğini düşündünüz. Ben galibiyet bekliyordum kardeş. Açıkçası galibiyet bekliyordum ama başaramadık işte. Mücadele yaşandı, performansla ilgili genel yorumumuz nelerdir? İki güçlü savunma karşılaştı. Aynen, iki güçlü savunma karşılaştı. Görüşürüz. Hadi goodbye. Önceki maçı 3-1 kazandığımız için bu maçı simüle etsek. Bir saniye, yanlış oldu. Sonuca geç diyelim. 1-1. Koyta ve Yıldız. Yıldız atmış, Koyta da beraberliğe getirmiş. Neyse, sıkıntı yok. Bir o Sivas Spor tur mu atladı acaba? Fenerbahçe atlamış. Biz atladık. Galatasaray atlamış. Giresun Antalya. Antalya Spor deplasmanda golleriyle kazandı diyor. Antalya gelirse güzel olur. Antalya gelirse çok iyi olur bir sonraki turda. Bakalım kim geldi. Ligde gördüğünüz gibi yine üçüncüyüz. Yani aa, bir dakika, maç eksiğimiz var. 62, 63, 64 kazanırsak Trabzonspor'u geçme şansımız var, avantajımız var yani. İkili avantajlıkta da üstünüz Trabzon'la. İkinci bitirme şansımız var. Birincilik biraz aslında birincilik de var ya. Fenerbahçe'de oynayacağımız maça bağlı tabii ki de. Beşiktaş bizi gelip çarpmasa, yani puan alması güzeldi. Burak gol krallığına gidiyor da. Kupada Galatasaray'la oynayacağız. Adana 15. sırada. Bunu simüle ederim. Hızlı simülasyona bastık. Bakalım 3-1 kazanıyoruz. Yıldız, Arslan, Burak Arslan. Diğer gol. Metehan atmış onlar da. Aslan. Oo, iki tane gol atıyor. Çok güzel, Adana karşısında. İki gol atarak gol krallığında 20 gole ulaşıyor. Altay Lig'de 13. sırada. Altay maçını da simüle edelim. 2-1 Abru ve Arslan'ın gollerinle kazanıyoruz. Bayağı bir maçları azaltıyorum. Şampiyonluk için önemli maçları oynamayı düşünüyorum zaten. Şöyle baktığımızda Gaziantep'i de simüle edeceğiz. Gaziantep maçını da hızlı bir şekilde simüle ediyorum. 2-1 Yıldız'ın golü ve Svetsen'in golleriyle 2-1 bunu da kazanıyoruz. Kayseri Spor Lig'de 15. sırada. Bunlar da bir hızlı simülasyon diyelim. 2-1 bunlar da yeniyor zaten. Henry Güves'in golüyle ve Sasaki'nin golü. Onlar bir de gol kaçırmış 8'de ya da penaltı artık neyse. Penaltıdır büyük ihtimal, gol değildir. Gol kaçırma öyle göstermez. Malatya Spor Lig'de 12. sırada. Bir de bunu simüle edeceğim. Bir de Konya var. Ondan sonra Galatasaray maçları var. Onları şey yapacağım. Yıldız ve Arslan'ın golleriyle kazanıyoruz. O maçları bir sonraki bölüme bırakacağım. Konya'yı da bir simüle etmeyi düşünüyorum tabii ki de. Hemen Konya maçına doğru gidelim. Galatasaray, Fenerbahçe. Fenerbahçe'den sonra ne var? Alanyaspor ve Hatay maçları. O bir sonraki bölüm final bölümü, sezon finali olacak. 11. sırada Konyaspor. Şu şekilde bir simülasyona verelim. 2-1 Sasaki ve Arslan'ın golleriyle. Fenerbahçe inatla zirveyi vermeme peşinde. Oha, Trabzon devreden çıkmış gibi. 69-79 bayağı bir fark açıldı. Trabzonspor puan kayıpları yaşamaya devam etmiş arka arkaya. Bunun ligdeki birçok maçı simüle ederiz ama en önemli maç Fenerbahçe ile oynayacağımız maç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.